Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler. Herkese buradan günaydınlar gönderiyorum, saygılar sevgiler. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Gençler bugün videomuzda balık kıstıracağız. Arkadaşlar 3 tane yakaladım sizden önce. Çünkü yakalaması gerçekten çok zor. Yani o oraya kaçıyor, o oraya kaçıyor derken bayağı bir sıkıntı oldu. Yani kol kadar kepçelerle güç bela zor bela yakaladık. En sonunda arkadaşlar 3 tane balığımı yakaladım. Şurada da bir tane hamile var, şurada da bir tane hamile var. Fakat bu balıkları geriye salacağım. Neden salacağım? Arkadaşlar bundan sonra pek yumurta halinde yavru alasım yok açıkçası. Biraz daha bekliyorum ki kafa göz oluşmuş olsun. Arkadaşlar iki balık yakaladım. Şurada şöyle göstereyim. 2 adet sarı prenses, 1 adet de mavi prenses. Yalnız ağızları çok dolu bir şekilde duruyorlar. Ağzını şöyle bir hafiften açtım, baktım. Sonra da geri kapattım. Arkadaşlar sadece bir tanesini kusturacağım bugün. Hani iki tanesinin en az ben ağzında yavru oluşmuş olur diye tahmin ediyordum. Fakat daha oluşmamış. Yani birkaç günü daha var doğrusu. Yani ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bir 3 gün sonra falan ben burada bir toplu bir tören yapabilirim. Yani 4-5 tane balık kusturabilirim. Ama bugün sadece bir tane kusturacağız. O zaman şu yakalamış olduğumuz balıkların iki tanesini bir geri salalım. Evet arkadaşlar şöyle sizlere gösteriyorum. İki tane hamile balığımızı geri akvaryumlarına gönderdik. Kusar mı? Kusmaz arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir yunus olsaydı bırakın kusturmayı, elimizi değdiğimizde yahut mesela ne oluyor? Abi kepçeyi değdirdiğinden balık kepçeye kusuyor. Ama cikletlerin bu türlerinde böyle bir sorun yok. Yani al bak ağzındakini yumurtasının gününü beğenmedin geri at mesela, böyle şeyler yapabiliyorsunuz. Bu yani gerçekten çok ama çok güzel. Bu arada arkadaşlar akvaryumu boşaltmadan yani alamadım. Şuna bakar mısınız, bitkiyi falan çıkartmak durumunda kaldım. Ki zannedersem benim bu akvaryumun şeklini de bir miktar değiştirmem lazım. Yani şöyle söyleyeyim, şuradaki taşlar vesaire var ya arkadaşlar, şuradaki ve şuradaki taşlar, belki onları kaldırıp onların yerine birkaç tane daha fazla küp koyabilirim. Küp olursa en azından ne olur, balık yakalama zamanında onu yuvarlarım, onu biraz sola doğru yuvarlarım, o şekilde falan balık yakalarım. Lakin şu anda taşın altına geçtiği zaman pek yakalamak mümkün olmuyor açıkçası. Bu arada like yorum yaptınız mı acaba? İnşallah yapmışsınızdır. Öyle ümit ediyoruz en azından. Yapmışsınızdır diye. Arkadaşlar daha fazla cahçurt etmeyelim ve şu balığı bir kusturalım. Ağzı gerçekten çok güzel bir durumda. O zaman bakalım. Yalnız size şu söyleyeyim. Allah nasip ederse eğer ki buradaki hamilelerin de iki tanesinin de ağzına bakmış olduk bu sayede. Tahmin edemezsiniz yani. Gerçekten tahmin edemezsiniz. Bayağı bir yavru var. Demek ki akvaryumda sistem oturmuş. Avratuslarda da inşallah bir yavru yumurta alır, yani alırlarsa herhalde mutluluktan ölürüz yani. O zaman geçelim arkadaşlar, şunu bir kusturalım. Halledelim şu işi. Arkadaşlarım biz bu balığı kusturacağız fakat balığımız sarı prenseslerimin en büyüğü. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Lakin şu kovan içinde balığı kusturmak bizim için bir tık zor olacak gibi ya. Abi normalde küçük kovada yapsak bu işi daha iyi olur. Hemen geliyorum bir saniye. Evet arkadaşlar balığımızı hazırladık şu anda kusturmak için. Balığımızı bekliyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben önceden hep yumurta olarak alırdım balıkları. Lakin şu yani son birkaç yumurta almamda yumurtalar telef oluyor. Yani nedendir bilmiyorum. Normalde 4 günde alırdım yumurta, hiçbir sorun olmazdı. Hatta bazen 3. günde alırdım yine sorun olmazdı. Fakat bu aralar arkadaşlar... Yani bilemiyorum, acayip derecede bir yumurtalarda kayıp yaşıyordum. Ben de bu yüzden bu şekilde yapmaya başladım. Yani balıklar biraz ağzında kafa göz çıkarttıktan sonra o şekildeyken kusturuyorum balıklarımızı. Yani 3 aşağı 5 yukarı akvaryumdaki balıkları saymaya çalışıyorum. Günlerini bismillahirrahmanirrahim. Bu balığımızın da ağzındaki yavrular oluşmuş yani yumurtadan çıkmışlar. Oğlum kızım beni uğraştırma. Aslında köpek tırnağı gibi de tırnağım var. Tırnağımı bir taksam açacağım da. Tamam sakin. Allah Allah bugün bismillahirrahmanirrahim niye yapamadım? Tamam. Benim için bugün zor oldu ya. Yani benden bir şey yok da balık için biraz zor oldu nedense. Yani normalde çok rahat açarım ama oha yine kedi geldi ya.
Oğlum bu ne anasını satayım ya? Bu ne anasını satayım? Şerefsizim, o da hayvan bahçesine döndü. Çık git lan. Oğlum buraya senin gelmen benim mutfağa girmem gibi lan, çok tehlikeli. Şunun tipine bak. Ulan gitsene. Pis. Hadi. Hadi. İşimiz gücümüz var dostum. Hadi. Pişt. Tamam Ezzi, zarar vermiyorum da bu kadar olmaz ki oğlum. Sokak kedileri evime girmeye başladı. İkinci kedi. Bir tane parlı bir kedi daha var. O da geliyor. Bu ne lan? Arkadaşlar şu balığımızın bir işini hemen halledelim de. Çünkü az bir miktarda da suda kalıyor zaten. Ağzında hala yavru var. O kedi şimdi birazdan buraya atlar ha. Allah Allah, bu balık ağzını açmıyor ya. Şuraya arkadaşlar bir birazcık daha su ekleyeceğim. Havasız kalmasın diye öyle yaptım. Kedi nerede la? Oğlum kedi hala orada la. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Yavruların hepsi çıkmış. Yani şu andaki yumurtaların hepsinin kafası, gözü falan çıkmış. Yani yumurta sayısı da çok güzel ama daha var balığımızın ağzında. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bizi daha fazla uğraştırma. Daha kahvaltı yapmadım bak çocuğum. Seni görmüyorum daha. Evet hadi çıkart. Oha, anasını saklıyorum. Yemin ediyorum korktum. Lan yemin ediyorum söveceğim şimdi sana. Sen oradan ne bakıyorsun şerefsiz? Şerefsiz, sen oradan ne bakıyorsun? Pezevenk, çıksaydın. Allah Allah ya. Oğlum balığı anasını satacaksın lan. Defol lan. Oğlum eşek misin sen? Ne yapıyorsun? Oğlum korkuyorum. Oğlum yalnız var ya, bu balık kötü durmaya başladı ha. Ananı satayım, ışık da suyun içine girmiş. Oğlum ne yapıyorsun sen? Yemin ederim bu senin üzerindeki tüylere tozlara alerjim olmasa ben seni beslerim de. Oğlum çık lan. Bu ne lan? Şerefsiz, iyicene burayı meskene edindiler. Birinci katta oturmanın zararları arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi eve her bok girebiliyor. Ama bu tatlı bir pislik. Haydi. Niye? Ama temiz de, biliyorsunuz mu yani? Ben bunlara bakıyorum diye yemin ediyorum gitmez oldular ha. Bakma her ne kadar şimdi bunlara satışıyorsun da, bunları da çok seviyorum. Bunlara yem su veriyoruz sonra böyle oluyoruz. Aramız bayağı sıkı fıkı oluyor. Yalnız abi şu balık çok kötü oldu ya. Yani bir sağa sola dönmeye başlar oldu. O birazcık dinlensin, ondan sonra geleyim. Evet arkadaşlar, balığımızı kusturduk. En son bir iki tane daha vardı ağzında. İki tane daha vardı, onları da aldım. Yumurtalarını şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben bundan sonra balıkları bu şekildeyken kusturmak istiyorum açıkçası. Yumurtayken almayacağım. Şöyle bir hemen netleştireyim. Yani önceden yumurtayken alırdım. Çok çok güzeldi yani, şöyle söyleyeyim. Neredeyse bir iki tane dışında file vermezdik ama son yaptıklarımda yani yarıdan yarıya, yani yarıdan da biraz daha fazla kayıp vermeye başlayınca ben de bu şekilde yani gözleri kulakları çıkıncaya kadar beklemeye başladım. Şimdi normalde bu eminim ki bir hafta önce daha çok yumurtaydı, fakat bir hafta önce kustursaydık, dediğim gibi bu aralar nedense böyle bir durum var. Yani mantarlaşma durumu oluyor ama şunlarda olmaz. Mesela bunlar çünkü artık gözleri kafaları çıkmış, kuyrukları çıkmış. Bunlarda sıkıntı yok zaten, bunlar çıkmış yumurtalar. Bir sayalım: 3, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Çok saçma saydım. Bir daha sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 tane yakın bir şey var arkadaşlar. 38, 39 tane falan olabilir. Güzel güzel. Burada bir 40 tane var desek, burada da arkadaşlar 60 tane var. Yani bir 100 tane yavru yine bizlerle birlikte. Ve daha dediğim gibi 4 tane daha şey var, balık var. Yani 4 tane daha balık var arkadaşlar. Onların da rahat bir 150 tane falan yapmalarını ümit ediyorum. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Şurada en alttaki bir tane sarı var ya arkadaşlar. O bile ağzını öyle bir doldurmuş ki şaşar kalırsınız yani. Tahmin edemezsiniz ya. Acayip derecede bir onun da ağzında yavru var. Bayağı bir şaşırdım. Hele mavi prenses zaten doldurmuş. Yani ağzını bir açtım, balığın kum gibiydi. Baktım ve ama işte yumurta halinde oldukları için geri akvaryuma saldım.
Ama şöyle söyleyeyim, bunun da bir iki güne falan zamanı gelir. Bak şurada da bir tane hamile balığımız var. Yani ne yapayım ben var ya, ortalama bir gün seçeyim. Misal veriyorum 4 gün. 4 gün sonra hepsini kustursam hepsinin ağzından bu şekilde kafası kuyruğu çıkmış balıklar olarak alırım gibime geliyor açıkçası. Yani bir 4 gün en azından ben bekleyeyim. Böyle bir durum olabilir. Ondan sonracığıma şu üstünü falan bir kapatalım. Şu yumurtaları bir şuraya geçireyim arkadaşlar. Kuluçkaya koyayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, balığımızı saldık. Ondan sonra size son durumu göstereyim. Gençler, burada çok güzel yavrularımız var. Artık bunlar yumurtadan çıkmışlar. 100 taneye yakın. Bir 97 tane kadar falan var. Öyle tahmin ediyorum ki arkadaşlar, bir 150 adet yumurta da, yani güzel bir yavru daha geldiği zaman, yumurta değil yavru geldiği zaman, bir 250 tane falan güzel güzel yavrumuz olur. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. O zamana kadar, tabi bunlar kuluçkadan çıkana kadar, bunlar gerçek kendi yerlerine geçmiş olacaklar. O sayede burası boşaldığı zaman burası benim yavru ciklet akvaryumum olacak. Buraya yani yeni doğmuş, yani yeni çıkmış olan yavruları bu akvaryuma geçireceğim. Öyle de bir durum var. Yani bu benim aslında bir nevi yavru akvaryumum. Şu an bakmayın, iki lepistes bir vatoz var falan. Öyle bir şey olarak kalmayacak burası. Yani bunları kendi bir metrelik ya da işte daha büyük olan bir akvaryumuna aktaracağım. Ondan sonra da arkadaşlar burası benim yavru ciklet akvaryumum olacak. Yani buraya bir 250, 300, 500 tane bir yavru attığım zaman da olacak yani. Hani sonsuza kadar orada kalmayacaklar tabi. Yani çok az bir büyüdükleri zaman onları direkt 1 metre 20 santim buraya gelecek olan akvaryum atacağım. Arkadaşlar buraya hala niye gelmedi? Büyük ihtimalle siz bunu izlediğinizde gelmiş olacak hani buraya. Ama tabi ben daha gelmeden mesela gün aşırı 2 video çekiyorum. O yüzden böyle bir durum oluyor. Şimdi arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Buraya ben şey yaptım, flower horn'u koymuştum. Fark ettiyseniz eğer, bir ara bir rengi soldu, kovada duruyordu falan, baya bir kötüydü morali. Baya bir güzel oldu. Şu an renkleri falan tekrardan kendisine geldi. Kırmızısını belli ediyor şu an şurada, ama bir flashla size göstereyim onu. Evet şimdi daha iyi çıkacaktır. Arkadaşlar gerçekten kendisine geldi. Hani şu yansımasından göstereyim bari. Şu an yan tarafını bize göstermiyor. Evet gösterdi. Arkadaşlar şu an hali keyfi yerinde. Sıkıntı yok. Yani bir ara gerçekten rengi gitti, şudur budur falan, bayağı bir sıkıntı olmuştu. Lakin şu an güzel. Şu anda arkadaşlar bu akvaryum boş olduğu için kendi başına, tek başına orada takılıyor. Keşke benim beyaz prensesim yemiş olmasaydı. Yani ağzından çıkartmak zorunda kalmasaydım şu beyaz prenseslerden bir tanesini. Bizimle birlikte takılırdı, kalırdı, ama maalesef bunu sahiplendirmek zorundayım. Çünkü küçük balıklarla olmuyor yani. Büyük balıklarla yan yana koymam lazım. Yani beyazlar olmazsa avruatuslar falan da gayet büyük. Avruatuslarla da çok rahat yaşar, fakat dediğim gibi beyazlarla yaşayamadı, sıkıntı çıktı. Arkadaşlar bir hediye yem gelmişti bana. Bu hediye yemi de bir kullanalım. Bakalım acaba nasılmış. Balıklarımız nasıl, bayağı bir iştahla yiyecek mi? Bir görelim bakalım. Bir şunlara, ciklettlerimize vermeye başlayalım. Arkadaşlar belki hani az yem kullanıyormuş gibi görünüyor olabilirim. Lakin şöyle sizlere yemlerimi bir göstereyim. Yemlerimi göstermek istedim. Bu yeni geldi arkadaşlar. Daha ilk defa kullanacağım. Burada arkadaşlar çok karışık bir yemim var. Sonra burada yine Sera'nın yaprak yemi var. Burada Sera'nın arkadaşlar tablet yemi var. Burada arkadaşlar normal yine bir ciklet yemimiz var. Şu anda içinde şöyle sesini göstereyim. Şurada arkadaşlar yine bitkisel bir kendi yapılmış ev yapımı bir yemimiz var. Yani değişik değişik veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit arkadaşlar yem veriyorum. Ama işte bir göstermek istedim. Belki hani beni sadece bunu veriyor zannediyor olabilirsiniz falan diye. Çünkü ben bazen tablet de atıyorum yani. Bunu da atıyorum bu balıklara. Çok da güzel yiyorlar. Hatta bir tane atayım. Şöyle bir görün. Lakin önceden atıyordum. Balıkların sayısı azdı. Şimdi iki tane atsam herhalde bir savaş çıkar burada. Dur bakalım bir neler olacak. Gördüğünüz gibi bunlar yani o küçükler gibi değil. Yani bildiğiniz yarısını ağzına sokuyorlar. Bir tane de şuraya attım ama o nereye gitti ki ya? Ha o da şurada mesela yere düşmüş. Aha bir tanesini yuttular herhalde. Yani böyle velhasıl bayağı güzel yiyorlar onu. Şu yemi bir deneyelim bakalım. Biliyorsunuz ben bunu avruatusları aldığımda Emre abi bana hediye etmişti. Bir deneyelim bakalım kaşık nerede? Ha kaşık bunun içinde. Arkadaşlar şaka maka iyi de yem veriyorum ha bunlara. Yani az değil, ciddi ciddi yiyorlar yani. Şimdi ben bunu nereye koyup balıklara yemi atsam bilemedim de. Şu ortadan yemi atayım ya. Elimizi kesmeden. Balıklarımız da hepsi geldi, acıkmışlar belli ki.
Şöyle bir yapayım. Aura Atus'lar daha alışık değil arkadaşlar bu hani olaya. Şöyle şöyle yapıyorum. Normalde bilirsiniz benim sarılar maviler kaçardı. Yani maviler az kaçardı ama sarılar yani hiç görünmezdi. Hep kaçarlardı. Şimdi gördüğünüz gibi eleneğin geliyorlar artık. O yönü güzel oldu. Alışıyorlar yavaş yavaş ev ortamına. Aura Atus'lar da yavaş yavaş alışacaklar. Şimdi cama vuruyorum, cama vuruyorum. Kimsenin umurunda değil. Gördüğünüz gibi o orada yüzüyor. O onlar orada falan fistan. Hadi bakalım bir yemimizi atalım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ne kadar atayım? Bu kadar. Belki az bile. Oo güzel. Yemi beğendiler. Demek kaliteli bir markanın yemi bu. Yalnız çok mu attım? Yani şu an kum tanesi gibi aşağıya gidiyor. Ama hepsi de yiyor yani. Gerçekten çok da güzel bir görüntü oluştu. Oo birazcık fazla atmışım. Demek ki tanesi çok fazla var arkadaşlar. Yani ince küçük taneli bir yem bu. Ama yerler hiç sıkıntı değil. Yani birazdan bir 2 dakika bekleyelim. Oranın anasını satarlar yani. Biliyorum onları. Bunlar da durum bu şekilde arkadaşlar. Bunlar bir yemlerini yiye dursun. Diğer taraflarına da bir yem atalım o zaman. Arkadaşlar ya şu Auratus geldiği günden beri bir türlü yem yediremedim ya. Şimdi buna bunları atacağım ama eminim ki yemeyecek. Hayır bir şey değil suyu bozacak. Sıkıntı orada o yemler. Eğer ki bakarım o yemleri yemezse geri alırım. Abi bu balık yem yemiyor ya. Yani ne yaparsam yapayım yemiyor. Artık en son buna bir tane lebises vereceğim onu yesin. Yani. Herhalde son durumu olacak. Şunları arkadaşlar aslında bir tablet yemi atalım. Vatozlar seviyor biliyorsunuz tablet yemi. Bunlara bir tane tablet yemi atsam yeter. Şu fazlalıkları geri içine koyalım. Bunlar yalnız vatozlar sever dedim. Lepisesler hiç affetmedi. Hemen ilk önce onlar gitti. Birazcık da arkadaşlar yaprak yemden vereyim. Fazla vermeyeceğim ki suyu bozmasın. Çünkü bu akvaryumun bir filtre sistemi yok. Ha tabii yavru cikletler gelince oraya bir pipo sallayacağım arkadaşlar. O da ayrı konu da. Şu anda bir şeyleri yok. O yüzden fazla yem atmaktan çekiniyorum açıkçası ki suyumuz bozulmasın. Bunlar da arkadaşlar burada yemlerini yesin. L144'lerimiz de orada takılıyor. İnşallah bunlardan bir yavru alırız yani. Diğerleri bayağı bir öldü. Umuyorum ki bunlardan artık kurtarırız. Şimdi gidelim arkadaşlar bakalım balkondaki balıklarımız neler yapıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yerde yemem kalmadı. Yani 2 dakika dedim herhalde 2 dakikada sürmedi. Gördüğünüz gibi tertemiz ettiler. Yalnız şurada bir dışkı falan oldu. Onlar da nereden çıktı biliyor musunuz? Şu bitkiyi bir kaldırdım onun altına sıkışmış. Oradan arkadaşlar gelen dışkılar hatta şuraya daha da çok yoğunlukla gitmişler. Şimdi ben filtreyi açınca birazdan zaten oranın anasını satacak. Çünkü çok kuvvetli. Ya buradan bir vuracak. Ana bunu nasıl ben kaydırmışım? Dediğim gibi birazdan bunu açınca şuradaki arkadaşlar pislikleri falan da toplar. Gayet güzel olur. Yine tertemiz olur akvaryumumuz. Durum bu şekilde. Hadi şimdi balkona gidelim. Ben buranın bir motorunu takayım kaçalım.